Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gecikmemden dolayı hepinizden de özür diliyorum. Haklarınızı helal edin inşallah. Demek ki gevşeklik her zaman için insanın başının en büyük derdi. Cenab-ı Hak bize gevşekliğe uğrayanlardan, gevşekliğe düşenlerden eylemesin inşallah. Amin. Nefsiyle mücadele eden, nefsiyle her daim nefsini hesaba çeken, rahata, uykuya, boş şeylere gözünü, yüreğini çevirenlerden eylemesin inşallah. Amin. Riyaya devam edeceğiz inşallah. Kısa da olsa birkaç tane hadis okuyalım inşallah. Bu günah kebailere devam edelim inşallah. Tirmizi ve Hakim rivayet etmiş. Ümmetimde şirk düz taş üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Gizli şirkle alakalı tabii önümüzde çok böyle hadisler var bu konuda. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmetim için korktuğum en büyük günahlardan birisi, en korkutucu olan şeyler diyor. Yani geçen haftalardaydı galiba böyle bir hadis okumuştuk. Hani puta tapmazlar, ata tapmazlar, güneşe tapmazlar, aya tapmazlar ama onlar için korktuğum şey gizli şirk diyordu. Tabii gizli şirkle alakalı en güzel tarif yine hadis-i şerifte. Gizli şirk başkasına gösteriş için yapılan ameldir. Bu normalde gizli şirkin tam böyle merkez noktası. Normalde bir kimsenin yapmış olduğu herhangi bir ameli Allah'ın haricinde birileri görsün, birileri baksın, birileri duysun, birileri bilsin diye yapmak. Bu normalde en sıkıntılı noktalardan birisi bu. Bununla alakalı muhakkak ümmeti Muhammed için sıkıntı ama sufiler için de burada önemli sıkıntılar var. Hani Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin bu mektubat 29. mektup 9. kısım 8. telvif bazen atıfta bulunurum ya. Orada normalde ehli sufinin, ehli tarikatın vartaları anlatılır. Bu vartalardan birisi bir kimsenin üstadının herhangi bir edebini, adabını sünnet-i Resulullah'tan uzak tutmaktır. Veyahut da üstadının verdiği virdi çekip sünnet-i Resulullah'ın virdini çekmemektir. Şimdi orada sufilerin bu vartaları vardır. Bu sufiler bu noktada gizli şirkle alakalı sufilerin vartalarından birisi üstadı görsün diye yapmak. Bakın burada sufi vartası bu. Çavuşu görsün diye yapmak, zakiri görsün diye yapmak, şeyhi görsün diye yapmak. Aa işte derse şeyh efendi gelecek. Ha bugün derse gitmemiz lazım. Ha şeyh efendi gelmeyince derse gitmene gerek yok. Bugün zakirimiz derse gelecek. Ha zakir gelmezse derse gitmek yok. Ya bugün çavuş ne der şimdi canım? Yani çavuşumuzun görmesi lazım bizi. Ha çavuş olmazsa ders yok. Veyahut da bakın bunları yaşadığım şeylerden örnekleyeceğim. Şeyh Efendi derse gelince 1500 kişi, Şeyh Efendi derse gelmezse 500 kişi. Şeyh Efendi dersteyken herkes burada, Şeyh Efendi derste yok. İşte birisi 10 kişi oraya toplanmış, 5 kişi oraya toplanmış, 3 kişi oraya toplanmış. Kim orada ders yaptıracak? Zakir. O zakir olduğu müddetçe biz orada ders yapmayız.
O zakiri kim tayin etti oraya? Şeyhin dediğin insan. Onun tayin ettiği dersi yapmamak, şeyhin dersini yapmamak. Şeyhin dersini yapmamak. Eğer bu silsile ise Hazreti Peygamber Hazreti Allah'a kadar gitti. Kime nankörlük yaptın? Allah'ın zikrine nankörlük yaptın. Kimin dersine katılmadın? Allah'ın zikrine katılmadın. Allah muhafaza eylesin. Amin. Sıkıntı. Sufilerin vartaları. Ya öyle bir zikrullah yapayım ki şeyhim görsün şimdi. Varta. Allah muhafaza eylesin. Amin. Gizli şirk. Riya en büyük gizli şirk. Birisi görsün diye yapmak. Birisi anlasın. Ben insanlara tasadduk ediyorum. Bak görün. Ben cömertlik yapıyorum. Bak görün ben nasıl takvayım ya. Oo, herkesin içerisinde böyle işte her zaman yediğini yeme. Ne büyük takva sahibisin. Lan eve gidince güpür güpür yiyorsun ya. Orada az yiyor numarası yapacak. Evde ağzına geleni konuşuyorsun ya. Hanımına sövüyorsun, küfrediyorsun, hakaret ediyorsun ya. E dervişlerin yanında uspus. Süt dökmüş kedi gibi. Allah neden? Dervişler beni böyle tanımasın. Ya nasıl tanısın seni? Seni çok takva bilsinler. E değilsin. Değilsin. Gösteriş Allah muhafaza eylesin. Amin. Bu sufilerin içerisindeki riya esintileri. Sufilerin içerisindeki riya esintileri. Bir sufiyi görünce sufi gibi davran, dünyalığı görünce dünyalık gibi davran, bir hatunu görünce gevşe, bir adamı erkeği görünce hatunlar gevşe. Kadınlarda da erkeklerde de. İman eden erkekler, iman eden kadınlar. Herkes sorumlu. Eve gelince adama dil pabuç gibi, dervişlerin arasında vay ne mübarek kadın ya. Erkekler evde küfrediyor, çoluğuna çocuğuna zulmediyor. E dergahta ne mübarek insan ya. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed için en sıkıntılı şey, ama sufiler için daha büyük bir sıkıntı. Sufiler için daha büyük bir sıkıntı. Birisi görsün diye bir şey yapmak. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Hiçbir zaman. Birisi görsün, Allah'tan hariç. Birisi görsün, birisi bilsin. Yani bilsin de ya ben de böyle bir insanım işte. Ya sen biliyor musun biz nereye dervişiz? Ne olmuş yani oraya dervişsen? Ayrı bir özelliğin mi olacak senin? Ticarette kendine özellik olarak mı kullandıracaksın bilmem nereye derviş olmanı? Bilmem nereye derviş olmanı kız isterken veyahut da bir erkekle konuşurken bir özellik olarak mı, bir üstünlük olarak mı koyacaksın? Allah muhafaza eylesin. Amin. Veyahut da sülaleni ortaya koymak. Sen bizi biliyor musun biz hangi sülaledeniz? E kardeş hani İslam geldi nesepten dolayı üstünlük sağlamak yoktu. Hani İslam geldi zenginlikten dolayı üstünlük sağlamak yoktu. Hani İslam geldi makamdan mevkiden dolayı üstünlük sağlamak yoktu. Hani İslam geldi iman ettik. Allah önünde hepimiz eşittik. Ancak takvacı üstün olanlar üstündü. Bunu da Allah biliyordu. Kulların birisinin üzerinde bu takvacı üstün demesi hüsnü zandan ibarettir. Başka bir şey değil. Hani sahabeden bir kimse geldi dedi ki o cennetliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu ikaz etti. Allah muhafaza eylesin. O zaman
Bunlar sufilerin vartaları. Allah muhafaza eylesin. Gizli şirk gece karanlığında düz bir taş üzerinde karıncanın yürümesinden daha gizlidir. Bunun en ehveni, yani gizli şirkin böyle en böyle ehveni, kötünün iyisi, zulme rıza göstermek ve adalete kızmaktır. Bakın, zulme rıza göstermek dahi gizli şirk. Zulme rıza göstermek. Birisi zulmediyor. Bu kim olursa olsun, bu senin kavminden olursa, senin dergahından olursa, senin mahallenden olursa, senin şehrinden olursa, senin akrabalarından olursa, senin etrafından olursa, zulmeden kimse zulmediyordur. Zulme razı olmak riyadır, gizli şirktir. Bu kim olursa olsun. İkincisi ne? Adalete kızmak. Hak ve hakikate kızmak. Bu işin doğrusu bu, adaleti bu. Haramlar belli. Haram konmuş mu? Konmuş. Cenab-ı Hakk'ın haramlarının üzerinde. Çünkü bu bir adalettir. Harama kızmak. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ey Muhammed! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak. Kanınla, canınla, içinle, dışınla, her şeyinle. Eğer uyuyormuş gibi gösteriyorsan Müslümanların arasında, bu da rüya, bu da gizli şirk. Uyuyormuş gibi görünme. Sünnet-i Resulullah'a sımsıkı yapış. Sünnet-i Resulullah'a sımsıkı yapış ki uyuyormuş gibi görünürsen mahşer yakın. Kendi içinden sünnet-i Resulullah'a karşı çıkma gizli olarak. Sakın böyle hadis mi olur? Böyle sünnet mi olur? Meşhur ya şimdi devesi değil alakalı veya buluyorlar deve eti yedikten sonra abdest almış filan. Ondan sonra ya böyle hadis mi olur? Otur kardeşim oturduğun yere. Sana mı düştü bu iş? Otur. Ne biliyorsun 1000 yıl sonra o deve sidiğinin kansere çare olacağını? Ne biliyorum? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun 2000 yıl sonra deve sidi arayacaksın, haldır haldır başına bir hastalık gelecek? Diyecekler ki bu cins devenin bu mevsimdeki sidi bu hastalığa iyi geliyor. Ne diyeceksiniz o zaman? Bu sidinden damıtılacak, damıtıldıktan sonra bir ilaç olacak. Nereden biliyorsun? Din 3 günlük mü, 5 günlük mü, 10 günlük mü? Senin aklına göre mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri senin aklına göre mi konuşacak? Sen peygamber olaydın o zaman. Ya bu ben peygambere kabahat bulmadım. Kime kabahat buldun? Ravilere kabahat buldum. Ha sen İmam Buhari'den iyisin. Müslim'den iyisin, Tirmizi'den iyisin, İbn-i Mace'den iyisin. İmam Hanbel'den iyisin. Akıl onu nereye götürüyor bakın. Kibir onu nereye götürüyor? Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunların hepsi de böyle gizliden gizliye. Hani bazen gıybetle alakalı örnek veriyorum ya. Ya ben işte Hüseyin abiyi seviyorum aslında. Sevdiğimden dolayı söylüyorum. Ya şöyle yapmasa ya. Gıybet ettin. Gıybet ettin. Ne sevmesi? Onun etini yedin. Çiğ etini yedin.
Ya ben onu aslında çok severim ha. Ama böyle aslında ben onu çok severim diyorsa bir kimse ardından ya gıybet gelecektir ya iftira gelecektir. Aslında çok seviyorum ama dedi mi arkasından ya gıybet gelecek ya dedikodu gelecek ya iftira gelecek. Başka bir şey bekleme. Çok seviyorum amanın arkası bu. Öyle deyince ya gıybet ettin. Çok seviyorum dediğin adamı gıybet ettin. Etinden bir parça kopardın yedin. Dudaklarının kenarında çok seviyorum dediğin adamın kanı akıyor. Ağzın leş gibi kokuyor. Ağzın leş gibi kokuyor. O esnada yüzün şeytan yüzüne dönüyor. Anında bir ayna lazım sana, yüzünün şeytan yüzü olduğuna dair. Evet. Bir ayna lazım. Aynaya bakacaksın, saç beyaz olmamış. Aynaya baktığın zaman saçın sakalın kana bürünmüş. Neyle? Gıybet, iftira kanıyla. Kimin? Kardeşinin. Kim o kardeşin? Beraber omuz omuza zikrullah yaptın. Kim o? Omuz omuza namaz kıldın. Kim o? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye ümmet. At tut boynu arkasından milletin. At tut boynu. Ne Müslüman? Hani Müslüman Hazreti Muhammed'i Mustafa tarif ederken ne diyordu? Dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Dilinden ve elinden. Yani sen kimseye tokat kaldırma. Kimse elini kaldırma. Kimse yumruğunu kaldırma. Kendini kabadayı zannetme. Kadına elini kolunu kaldırmak erkeklik değil, adamlık değil, yiğitlik değil, delikanlılık değil. Gel delikanlısan, yiğitsen kozlarımızı paylaşalım. Gel bana vur. Evde masum kadına vurmak herkesin işi. Herkesin işi. Zayıf kadına vurmak, küfretmek, hakaret etmek, onu evden kovmak, bayağı aşağı insanların işi. Geçen bir şey söylüyorlar, sinirlenince kırıp döküyormuş, annesini de kırıp döküyormuş. Hiç dayak yememiş dedim ben de. Annesi kaldı. Senin kocan yoktur dedim ben, yok dedi. Onun büyük dedim oğlan da yoktur, yok dedi. Evde kız mı var dedim ben, evet dedi. Dedim senin kardeşlerin dedim burada değil mi, burada değiller dedi. Peki dedim, beynin dedim oğlan kardeşleri var mı? Yok hiçbirisi dedi. E senin oğlan edepsizin, terbiyesizin, ahlaksızın teki dedim ben. Ve bu kadın, dikkat edin, ne hayatlar var. Çalışmayan oğlunu doyurmak için kim çağırırsa yerleri silmeye gidiyor. Temizliğe gidiyor. Gelmiş bana hani bir dua okuyacak oğlan iyileşecek. Dedim yok sen ona para verdiğin müddetçe, sen onu doyurduğun müddetçe, sen onu böyle dedim yaptığın müddetçe bu devam edecek. Seni dövüyordur bile dedim ben. Sustu. Birinci derecede kabahat dedim babada, ikinci derecede sende. Üçüncü derecede dedim senin dedim öbür oğlunda bir tane daha oğlu varmış çünkü. O biliyor mu bunu dedim ben. Biliyor dedi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ne bu şimdi?
Kabadayılık mı? Efelik mi şimdi bu? Allah muhafaza eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed o tarafa doğru gitti. Elinden ve dilinden emin değil insanlar. Mümin kimdi? Malından ve canından emin insan. Mümin. Biz malımızdan ve canımızdan emin olacağız ondan. Diyeceğiz ki Hüseyin Aga bizim malımızı ütmez. Diyeceğiz ki Hüseyin Aga'ya bizim canımız teslim olur. Malımızdan eminiz. Hani derler ya altın verdik, gümüş aldık, öyle değil. Altın vereceğiz, 22 ayar, o bize 24 ayar geri verecek. Bu müminliğin de artık böyle hakikatine ermiş kimse. 22 verdik, 24 aldık. Öyle ehemmiyetli onu tutmuş ki, Cenab-ı Hak onun o ehemmiyetinden dolayı lütuflandırmış, ikramlandırmış, nimetlendirmiş. Ona emanet eden kimsenin de kalbine Cenab-ı Hak mutluluk vermiş. Siz diyor benim emin bir dostuma gittiniz. Emanetinizi emin bir dostuma verdiniz. Bunun da karşılığı bu diyor. Doğruluğun karşılığı. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Uzun bir hadis var. İnşallah onu da önümüzdeki hafta okuyalım. Allah izin verirse inşallah. Böyle hepimize ders olacak bir noktada inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak memleketimizi muhafaza eylesin. Amin. Rabbim askerlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Rabbim inşallah yöneticilerimize feraset ihsan eylesin. Amin. Askerlerimize feraset ihsan eylesin. Amin. Şehit ailelerine sabr cemil ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak onları da şehitlik makamı ile makamlandırsın. Amin. Onların da gönüllerine genişlik versin. Amin. Derinlik versin. Amin. Onları da Muhammed-i Mustafa'ya dost eylesin. Amin. Rabbim memleketimize gelecek olacak gelecek olan bütün zararları muhafaza eylesin. Amin. Bu Mehdi'nin son ordusu olan Mehmetçiğimize yardım etsin. Amin. Cenab-ı Hak Mehdi Ali Resul'ün yolunu açılan, yolu açılan bu mücadelede tüm kardeşlerimizi, ümmeti Muhammed'i bir ve beraber eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed'in feraset sahibi olanların gönüllerine ilham edip bu Mehdi Ali Resul'ün yolunun açılan bu mücadelede onları da dualarımızda ve dualarında bir ve beraber eylesin. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftali zikir fâlemennâhû. Amin. Destur.